15 Temmuz darbe gecesine dair en ayrıntılı açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelmişti. Yapılan yazılı açıklamada FETÖ'cü çetenin ihaneti tüm ayrıntılarıyla anlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı darbe girişimini anlattı. Yazılı bir açıklama yapan Genelkurmay o gece yaşananları tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 16 sularında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından verilen bilgi, Genelkurmay karargahında Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanının katılımıyla değerlendirilmiştir denilen açıklamada o andan itibaren yapılanlar şu şekilde anlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi telefonla aranarak Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracının havalanmaması, havada bulunanların derhal üstlerine dönmesi, Kara Havacılık Komutanlığı'na gidilerek orada bulunan personel konuları ve hava araçlarının uçmaması dahil gereken her türlü tedbirin alınması, Etimeskut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gidilerek tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketlerinin durdurulması ve hiçbir şey şekilde dışarı çıkmamaları yönünde gereken tedbirlerin alınması emirleri ilgili personele verilmiştir. Genelkurmay açıklamasında darbe girişimi sırasında yaşananlarda şu şekilde anlatıldı. İllegal çete mensubu hain teröristlerce öncelikle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin kontrol altına alınmasının istenmesi üzerine İstanbul'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından Ankara'da Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Vekiline Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin teröristlerden temizlenmesi ve tüm bağlantılarının kesilmesi talimatı verilmiştir. Talimatın gereği yapılarak Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi işlevsiz hale getirilmiştir. Aynı anda tüm yetkilerin Eskişehir'deki Hava Harekat Merkezi'nde olduğu, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin hiçbir talimatının yerine getirilmemesi, Hava Kuvvetleri Komutanı talimatı olmadan hiçbir uçuşa izin verilmemesine ilişkin direktif mesajla tüm birliklere yayınlanmıştır. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Ankara'da Akıncı Üssü Lojmanları bölgesinde bulunan Orgeneral Akın Öztürk'ü arayarak kendisine 4. Anajet Üssü Akıncı'dan kalkan uçakların yasa dışı olduğunu ivedilikle Akıncı'ya giderek oradaki kalkışmada bulunanları ikna etmesini istemiştir üst komutanlarına verilen doğrudan direktifler sonucu kalkışmanın 3 meydanla sınırlı olduğu belirlenmiştir. Eskişehir Hava Harekat Merkezi'nde bulunan personeli takviye amacıyla üst rütbeli generaller görevlendirilmiştir. Bu işlemlerden sonra İstanbul'da karargah dışında bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve beraberindeki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, illegal çete mensubu terörist hainler tarafından gözaltına alınmıştır. Bilhare Sayın Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın bilgisi ve direktifleri doğrultusunda planlamalar yapılmış. Öncelikle illegal kalkışlara reaksiyon olarak değişik meydanlardan F16 alarm reaksiyon uçakları kaldırılarak havadaki uçaklar inişe zorlanmış. Talimatlara uymamaları durumunda vurulacağı bildirilmiştir. Mütakiben uçakların kalkış yapmalarını engellemek amacıyla meydan üzerinde baskı kurulmuş, Akıncı meydanındaki uçuş pistleri F-4 uçaklarıyla bombalanarak kapatılmıştır. Ayrıca aynı meydandan kalkış yapmak isteyen helikopterler taciz ateşiyle engellenerek Akıncı meydanı kontrol altına alınmıştır. Tüm bunlara ilave olarak illegal çete mensubu terörist hainlerin teslim olmalarını sağlamak maksadıyla üst içindeki bazı noktalar bombayla vurularak baskı devam ettirilmiş ve eylemin kırılması sağlanmıştır. Bu zilleti ve rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize yaşatan alçaklar en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri en genç erinden, en yüksek rütbeli general amireline kadar tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve yüce milletimizin emrinde görevinin başındadır.